Ki Eray Komutanım orada 30 Ağustos heyecanını yaşamış bir subayımız. O havayı, oradaki disiplini çok iyi anlatacaktır. Ben burada Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle göz bebeğimiz dediği ki gerçekten ordumuz göz bebeğimizdir. Eğer bu istikrarsız Orta Doğu coğrafyasında biz istikrar adası olarak devam ediyorsak güçlü bir orduya ve güçlü bir millete sahip olduğumuz için devam ediyoruz. Bunu da hamaset olduğu için söylemiyorum. Dünyanın gerçeği olduğu için söylüyorum. Burada Sayın Cumhurbaşkanımız da dikkat ederseniz ordumuzla, ordumuzun manevi şahsiyetiyle bu olayı ayırmayı gerekli görüyor ki doğrusu da odur. Birkaç tane kendini bilmez diyor. Ve onları ordumuzun içinden temizlenecektir diyor. Yani orduyu ve oradaki 30 Ağustos'ta mezun olan, Kara Harp Okulu'ndan mezun olan teğmenlerin tamamını bu işe dahil etmiyor. Doğru yaklaşım da budur. Oraya bu eyleme bilerek, isteyerek, örgütlü olarak bir takım bağlantılarla katılanlar varsa ki bu demokratik denetim mekanizmalarıyla ortaya çıkacak. Sayın Cumhurbaşkanı demokratik denetimin de altını çiziyor biliyorsunuz. Topyekin de suçlamıyor. Ortaya çıkacak. Ve burada mezun olan 980 teğmenimiz, bunların arasında 14 farklı ülkeden mezun olanlar da var. Bunların bu denetim sonucunda kimler bu işi bilerek, isteyerek, örgütlü bir şekilde eğer girdiyse onlar tespit edilecek. Belli ki burada bir yapı var. Ama diğerleri de toptan suçlanmayacak. Hatırlarsanız Talat Aydemir olaylarından sonra o dönem mezunların hepsi ihraç edilmişti. Hepsi bir töhmet altında kalmayacak. O açıdan bu inceleme önemli. Ama burada siz de altını çizdiniz. Sayın Cumhurbaşkanı da onu ifade etti. Dünyada disipliniyle meşhur olan ordumuzdaki bir disiplinsizlik olayıyla karşı karşıyayız. Elbette ki onların başındaki okul komutanları sorumlu, alay komutanları sorumlu, tabur komutanları sorumlu. Bunlar neden bu çok güzel, göğsümüzü kabartan bir mezuniyet töreni oldu? Göksu Hanım ilk kez kara, deniz ve hava harp okullarından dönem çocukları, dönem mezunları kızlardan oldu. Ya, ve Sayın bunu konuşamadık da mesela Sayın bunları Selvi. Nasıl ifade etti? Bunu o kadar kısa bir süre içinde konuştuk aynen, ki. Aynen zaten talihsizlik o oldu. Evet şurada belki burada da birkaç cümle söylemek isteyen, katkı sağlamak isteyen konuklarımız vardır ama şuna Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evet. sözlerini o kadar dikkatle dinledim ki eminim sizler de öyle, izleyicilerimiz de dikkat etmişlerdir belki ama altını bir kez daha çizmekte yarar var. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan birkaç kişiden söz ediyor. Şimdi inceleme yapılıyor bu anlamda. Burada kimler sorumlu diye ama birkaç kendini bilmez diye özel bir ayrım varken acaba o birkaç kendini bilmez mesela neden özellikle bunun altını çizdi Sayın Cumhurbaşkanı? Tespit edildi mi? Çalışmalar yoksa hala daha şöyle, devam ediyor olabilir Göksu mi? Göksu Hanım, şöyle zaten 31 Ağustos itibariyle yani 30 Ağustos'ta bu olay yaşandı. Bir gün sonra bu belli ki kameraya çekenler var. Bunu servis edenler var. Servis ettikten sonra geçmişte Cumhuriyet mitingleri döneminde falan çok militarist tutum alan bazı emekli subaylar ve geçmişte 28 Şubat sürecinde genç subaylar rahatsız diye o Cumhuriyet mitinglerinin olduğu dönemlerde manşet atan bir takım yayın organları bunları gündeme taşıdığı andan itibaren bir inceleme başlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanı da o bilgiye dayalı olarak bunları söylüyor. Bir de başkomutan olarak ordumuzu ve mezun olanların hepsini bir töhmet altında bırakmadan bunu birkaç kişiye mal ediyor. Ama Erdoğan'ın bir özelliği var. Erdoğan eğer böyle bir sorun varsa görmezden gelemez. Bakın diyor ki biz buralara kolay gelmedik. Bunu söyleyen kişi 27 Nisan Ehmuh Turası verildiğinde 28 Nisan günü cevabını veren birisi. Biz de muhtıra verildi. Mesela
12 Mart'ta öyle oldu. O zaman tam burada mesela, aslında devrildi gitti. Kafamda çok soru işareti var. Çok da merak ettiğimiz eminim hepimizin aslında o soru işareti var ama sizin tam da söylediğiniz yerde Sayın Cumhurbaşkanı biz buralara kolay gelmedik diyerek bazı dönemleri bazı vurguları var ama şu ifadeyi kullanıyor. Kılıçları kime çekiyorsanız dediğine göre Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında burada bir kasıt olduğunu düşündüğünü de ifade etmek mümkün değil mi? Sizin bu az önceki söylediğinizle. Evet yani Göksu Hanım şimdi buradaki üzerlerindeki askeri üniformaları bu devlet verdi. Ellerindeki kılıçları onlara bu millet verdi ve onlar bizim gururumuzdur. Genç teğmenler kılıç çatarlar, altından geçit yaparlar. Biz ondan gururlanırız, alkışlanırız. Ama milletin verdiği silahın namlularını millete doğrultanlar, milletin verdiği tankın namlusunu millete çevirenler, milletin verdiği kılıcı millete gösterenler ki bu kılıç çatmayla kılıç şakırdatma çok farklı anlamlar ifade eder. Eray Komutanım onu çok iyi izah edecektir. Yani millete askeri vesayetin bir yeni göstergesi olarak, kalıntısı olarak bu gücünü millete karşı, seçilmiş iktidara karşı gösteriyorsa işte orada sorun var demektir ki Sayın Cumhurbaşkanı da bunu öyle görmüş. Öyle değerlendirilmiş. Doğrusu da o. Çünkü 2016 yılından beri edilmeyen bir yemin ve bu yeminin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tarihçesine girmesine baktım. Büyükanıt'ın okul komutanı olduğu dönemlere denk geliyor. Yani 28 Şubat 95 yılı 28 Şubat'ın olduğu dönemlerde girmiş, kullanılmış ve 2016-15 Temmuz FETÖ darbesinden sonra daha edilmeyen bir yemin. Şekli değiştirilmiş. Şimdi bunu siz yeniden ezberliyorsunuz ve tören bittikten sonra siz bir disiplin içerisinde okulunuza gitmek yerine orada okul birincisi olan Ebru Teğmen kılıcını çekiyor. Bu yemin ettirmeye başlıyor sesli olarak. Diğerleri koşarak buna katılıyorlar. Elbette ki bu bir askeri vesayet görüntüsü ve bu kılıçlar kime çekilecek? Orada diyorlar ki Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Evet. Mustafa Kemal'in askerleri onlar da diğerleri Mustafa Kemal'in askerleri değil mi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tamamı değil mi? Komutanları değil mi? Bu ülkede Mustafa Kemal'le Atatürk'le kimin problemi var? Ama belli ki bir süredir Mustafa Kemal Atatürk üzerinden bir kamplaşma meydana getirilmek istiyor. Bakın Süper Kupa maçına Suudi Arabistan'da gidiyorlar. Atatürk posteri olmadan çıkmayız diyorlar. Türkiye'deki Süper Kupa maçına Atatürk posteri takmadan çıkıyorlar. Niye? Bir amaç var demektir. İşte Tuzla Piyade Okulu'nda yine benzer bir tartışma çıkardılar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde bir tartışma, ayrışmaya meydan vermek için. Bu ordunun hepsi Türk Silahlı Kuvvetleri, Mustafa Kemal'in askerleri. Şimdi de bu olayda bunu provalarda 1 Ağustos'ta başlıyor provalar. Bu provalarda hiçbir şekilde bu yemin metni okunmuyor. Provalarda belki başka yerde okuyorlar. Belki dışarıda bağlantılar var, belki içeride bağlantılar var. Sonra o gün hem okunuyor, hem bu kameraya çekiliyor, hem servis ediliyor, hem de demokrasi konusunda sicilleri sorunlu olan kalemler ve yayın organları tarafından da köpürtülüyor. Ne demektir bu? Burada bir junta faaliyeti oluşturulmak isteniyor demektir. O zaman Sayın şunu Cumhurbaşkanı diyebilir miyiz? Da bu tür sorunları gören, çerçevesini çizen ve üzerine giden bir liderdir. Şöyle, bugün yaptığı da odur. Ordumuzun üzerinden Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan net ifadeler kullandı dedik. Son sözü de söyledi aslında bir haftadır konuşulan bir konu ve başlık üzerinden. Ordumuzun üzerinden siyasi hesap görülmesine müsaade etmeyiz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sözleriyle aslında perde arkasında siyasi bir amaç olduğunu da vurguluyor. Bunu artık netleştirebilir miyiz? Çünkü bu durumun bu konuda ciddi bir ize ulaşıldığı anlamına da çıkar mı? Sayın Selvi. Göksu Hanım, evet Göksu Hanım, Sayın Cumhurbaşkanı'nın tespiti çok önemli. Asker üzerinden, ordumuz üzerinden birileri siyasi hesap yapıyor. Askerin içerisinde birileri de siyasi hesaplara belli ki alet oluyor, çanak tutuyor. Şimdi bunun ikisi de tehlikeli ve bizim siyasi tarihimiz bunun çok acı örnekleriyle dolu. Biz ne deriz? Orduya, camiye, işte camiye, kışlaya, okula siyaset sokulmasın. Orduya siyaset sokulduğu dönemleri biz çok iyi biliyoruz. Generallerin
üsteğmenlere selam durduğu dönemler oldu. Şimdi deniliyor ki efendim bunlar harbi öğrencisi. E kardeşim 27 Mayıs darbesinin ki 27 Mayıs darbelerin anasıdır. Türkiye ondan sonra hep darbeler karanlığına girmiştir. Parolası neydi? Harbiyeli aldanmaz. Harbiyeli aldandı işte ve darbe süreci başladı. Ardından Talat Aydemir isyanları oldu başarısız. Kim vardı? Harbiyeliler vardı işin içerisinde. Ve ne oldu o darbeyle? Bir başbakan ve iki bakan idam edildi. 12 Mart'a geliyoruz. 12 Mart'ta yine Yön Hareketi, Doğan Avcıoğlu ve Mümtaz Soysallar, aydınlar ve içeride askerlerin ortak oluşturduğu 9 Mart cuntası var. Demek ki bu tür şeyler var. İşte 28 Şubat sürecinde içerideki bir takım askerlerin verdiği mesajlarla dışarıda sokakların Türkiye layıktır, layık kalacak eylemleri yapması, onlar da birlikte senkronize hareket etmişlerdi. Özde değil, sözde layıklık diye Cumhurbaşkanlığı sürecine askerler işte 2007'de damgasını vurmuştu. 27 Nisan muhtırasının verildiği gün Anayasa Mahkemesi meclisteki Cumhurbaşkanlığı seçimini iptal etti 367 kararıyla. Yani biz bunları yaşamadık değil. Oradan verilen mesajlar sokağa harekete geçirdi. Bir takım siyasi organların, askeri vesayet meraklısı organların ve medya mensuplarının, medyanın kışkırtmasıyla ordu içerisindekiler hareket etti. Amaçları neydi? Kimi Cumhurbaşkanı olmak istiyordu, kimi seçilmiş hükümeti devirmek istiyordu. Netice itibariyle kim başarılı oldu, kim başarısız oldu. 28 Şubat'ta bu surette seçilmiş bir hükümet devrildi. Erbakan istifa etmek zorunda kaldı. Yani bizde bunun örnekleri yok değil. Ama Erdoğan'ın diğerlerinden farkı, Erdoğan sorunu görür. Gördükten sonra mücadele eder. 27 Nisan'da onu yaptı. 15 Temmuz'da onu yaptı. Bakın 9 subay olayı vardır bizim tarihimizde. Demokrat Parti'ye karşı 9 subay olayı Samet Kuşçu ihbar edince Celal Bayar Cumhurbaşkanı diyor ki ben komiteciyim. Eski bir komiteciyim. Bunun ne olduğunu bilirim. Yumağın ucunu yakaladık. Buradan bunların içerideki ve dışarıdaki bağlantılarına gidebiliriz. Ama o yumağın ucu takip edilmiyor. Onlar beraat ettiriliyor. Samet Kuşçu tutuklanıyor. Sonuç ne oluyor? O 9 subay 27 Mayıs darbesini yapan 38 kişilik Milli Birlik Komitesi'nin içinde yer alan isimler. Eğer onların üzerine gidilseydi, o zaman onların üzerine gidilince Samet Kuşçu'nun ihbarıyla ordu içerisindeki cuntalar ki o sırada sayısı 20'ye ulaşmış, darmadağınık oluyor. Ama bakıyorlar ki bir şey yapılmıyor ve onlar yeniden bir araya geliyor 9 subaylar tahliye olunca. İsmet Paşa'nın da kışkırtmalarıyla işte ondan sonra o cuntalar 27 Mayıs'ı gerçekleştiriyor. O nedenle evet ordumuzu töhmet altında bırakmayalım ama bizim böyle bir darbeler tarihimiz var. Bunun üzerine gidelim. Demokratik denetimle bu işin içeride mi dışarıda mı örgütlü bağlantılar varsa cunta ortaya çıksın. Böylece ordunun içerisine bu yayılmasın, metastaz yapmasın. Sorumluları cezalandırın, sorumsuz olanlar da aklansın en azından.